Sana diyorum Muşlu kız. Ben mi? Herhalde sen. Başka kimse var mı? Evet, ne yazık ki yok. Sen doktorsun değil mi? Ninen gitmeden dediydi ki bir derdim olursa sana gelecekmişim. Şu öksürüğüm bir türlü geçmiyor da bana bir ilaç filan yazıversen diyordum. Sigara içmeye devam ettiğiniz sürece öksürüğünüzü hiçbir şey geçiremez. Olsun olsun, gel gel, sen gene de bir şey veriver. Artık geçtiği kadarıyla. Hayır ya, sabah sabah bu bir kabus olmalı. Ne dedin? Bir şey mi dedin? Duyamadım. Diyorum ki sizi muayene etmeden ilaç falan veremem. Kusura bakmayın. Dur bekle. Yanına geliyorum o zaman. Ama benim hastane... Of Nine ya. Kendin gittin ama başımı açtığın dertler bitmedi yani. Suat Bey. Zener Hanım. Ege'nin test sonuçlarını istemişsiniz. Uyuşturucu testi pozitif. Bu durumu hemen babasıyla konuşmalıyız. Asistan olarak beni istediğin için teşekkür ederim. Sayende dosyalardan kurtuldum. Çok düşüncelisin. Aslında ben sadece kendimi düşünmüştüm. Başka türlü birbirimizi göremeyeceğiz çünkü. Zeyn Hanım, sizi görmek isteyen bir hastanız var. Benim hastam mı? Evet. Öğle yemeğinde görüşürüz Zeyn Hanım. Tabii Suat Bey. Bedriye Hanım. Hanım değil, teyze. Hem komşuyuz hem de ninenin emanetisin bana ne de olsa. Ne yapıyorsunuz? Burada sigara içemezsiniz. Beklerken dayanamadım. Şöyle bir tanecik içivereyim dedim canım. Size nasıl yardım edebilirim? Düşündüm, taşındım, sana hak verdim. Öyle ayaküstü olacak işler değil bunlar. Hele nefesim bir de iyice sıkışınca kendimi zor attım hastaneye. İyi yapmışım değil mi? Çok iyi yapmışsınız. İzin verirseniz şimdi sizi muayene edeceğim. Ah, hakikatli kızım benim. Demiş miydim ninen seni bana emanet etti diye? Evet, hem de birkaç kez. Yaşlılık işte. Ben eskiden... Derin derin nefes alıp verir misiniz? Bir gelişme var mı? Yok. Polisler henüz bir şey bulamadı. Ama bu da iyi bir şey değil mi? Bilmiyorum Kader. Sonra görüşürüz. Vallahi bu oksijen pek iyi geldi doktor. Sık sık hastaneye gelip taktırırım. Hastaneye gelmenize gerek yok. Size portatif bir oksijen tüpü vereceğiz. Ve geri kalan hayatınızı maalesef ona bağlı olarak yaşayacaksınız. Niye ki? Çünkü hastalığınız fazlaca ilerlemiş. Bu işte normaldir. Peki sigara içebilir miyim ha? Tabii ki hayır. Sağlığınızın yanı sıra maazallah havaya uçarsınız. Ne şakacı bir doktor değil mi Zenan kızım? Hayır Bedriye Hanım, şaka yapmıyor. Sağ olasın doktor kızım. Eve gider gitmez ninene hemen telefon açacağım. Nasıl yardım ettiğini bir bir anlatacağım. Bak Bedriye teyze, doktoru duydun. Sigara falan içmek yok. Ay aman, anladım. Daha kaç kere diyeceksin? Keşke gelmeseydim. Bir kere geldin ve dediklerimizi yapmak zorundasın. Hadi sana iyi günler doktor kızım. Akşama görüşürüz. İnşallah yakında tekrar görüşmeyiz.
Oksijen tüpü patlamış. Teyze nasıl oldu bu iş? Ah oğlum ah. Doktoru dinlemedim. Şu başıma gelene bak. Hem de gitti. İtfaiyenin bütün suları evin içinde. Ne yapacağım şimdi ben ha? Ah akılsız kafam ah. Aa, Bedri teyze. Ne oldu sana? Sorma güzel kızım. Oksijen tüpü patladı. Sigara mı içtiniz yoksa? İnanmıyorum ya. O kadar da uyardık. Ne yaparsın kızım? Tiryakilik işte. Son bir sigara yakayım dedim. Neyse. Allah'tan size bir şey olmamış. Ama ev gitti. Canınız sağ olsun. Ama elektrik kontağından yangın çıkınca bütün apartmana yayıldı. Ne? Bütün apartmana mı? Benim evimde mi? Ya. Sana haber vermediler mi? Ama neyse ki kimseye bir şey olmadı. Çok dertlendim şimdi. Sende sigara var mı? Ben ne yapacağım şimdi?